değerli izleyenler, satır başı programı ile karşınızdayız. ABD'nin Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlardaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldığını bildirdi. İki tarafın açıklamaları üzerine piyasalarda yaşanan hareketlenmeyi konuşacağız bugün satır başı programı içerisinde. Ekonomik Döviz Yönetim Kurulu Başkanı, piyasa uzmanı Gürsel Durmuş bugün benim program konuğum kendileri. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyerek başlayalım. Şimdi ciddi bir hareketlenme gerçekleşti. Aslında geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programlar içerisinde yıl sonuna tekabül eden rakamları konuştuk. Aslında beklenen çok büyük bir pik olmadığını söyledik ama şimdi dönüp dış politikadaki gelişmelere baktığımızda ve söylemler devamında yaşanan olaylarda piyasanın acayip şekilde hareketlendiğini görüyoruz. Şu andaki son durum nedir? Olaydan sonra hangi duruma geldi rakamlar? Hani genelde bu programları yapınca, değerlendirmeleri yapınca dünyada Amerika bu noktada başı çektiğini her zaman söylüyoruz. Çünkü oyun kurucu gibi Amerika'daki Fed politikaları dünyadaki para hareketlerini belirleyen bir noktada, belirleyici bir noktada. Yani şimdi yani piyasada yıl sonu itibariyle bir yükselişin olacağını onun yerlerinde daha önceki programda da söyledik. İşte 3.60'ların üstünde 3.65'ler, 3.65'lerin üstünde de 3.75, 75'in üstünde de 3.85-90'a doğru bir önceki zirvelere doğru bir hareket gözükme imkanını söylemiştik. Tabii bu Amerika'yla yaşanan bu kriz karşılıklı karşı karşıya gelmek, bu gerçekten bütün şeyleri bozdu, ezberleri bozdu ve bir gecede fiyatların 3.80-15 noktalarına kadar Asya'daki hareketlerde 3.80'in üstüne çıkan bir piyasa gördük. Ondan sonra yatışmaya başladı. İşte dün Büyükelçinin açıklamaları, bizden gelen açıklamalarda tansiyonu biraz düşürdü. Çok daha sıkıntılı sürece gitmeyeceği bakış açısı gelişmeye başladı piyasada. Bu da bugün fiyatları 3.70'den 3.70-25'leri gören piyasa. Dün akşam itibariyle 3.75'lere yaklaşan piyasa bugün 3.60'lara doğru bir hareketi gördük. Yani o konuda bir piyasada bir sakinleşme. Şimdi bakar teknik anlamda söylersek buna 3.65'ler önemli bir yer. Yani şu anda çok iyi açıklamalar gelmeden 3.65'i kırması da çok kolay gibi gözükmüyor. 3.65'lere yaklaştıkça destek noktalarına da yaklaşmış oluyoruz. 3.65'leri kırarsa o zaman 3.60-15 seviyelerini dikkat etmeleri lazım yatırımcıların. Ki 3.60'ın altı şu kısa vadede yok gibi gözüküyor. Tekrar yukarı hareketleri işte 3.65'lerin üzerinde de 3.75'ler ilk etapta direnç olarak önümüze çıkan seviyeler. 3.75'lerin üstünde de dediğimiz gibi 3.85 ve onun üzerinde de 3.90 zirveleri, önceki zirvelerini deneme şansı piyasanın var. Evet, bundan sonra olacak açıklamalar ve ilişkilerin gelişiminin ne kadar etkili olacağını aslında söylüyoruz. Diyorsunuz ki evet 3.60 seviyesinin üzerine de devam edebilir açıklamalar babında. Aslında beklenen durum üstü ve altı şeklinde de ilerleyecektir diyorsunuz. Peki bu durum içerisinde en çok etkilenen dolar mı oldu diyelim? Bunun devamında da bu dalgalanmanın yansıdığı diğer alanlardan da bahsedelim. Şimdi Euro'ya da geçeceğim bunu. Yani dolar fiyatı diğer fiyatlamalar da beraberinde. Daha önceki yorumlarımızda da sohbetlerimizde de söylemiştik. Doların yükselişi altını da fiyatlıyor. Euro'yu da onun paralelinde fiyatlıyor. Yani dolarla birlikte işte Kuzey Kore'de tekrar füze denemesi, karşılıklı restleşme gibi yaklaşımda
altının onsunu da yükseltti ve doların yükselmesiyle beraber altında da 150'nin üstüne çıkan, 152-153'lere önceki zirveleri yaklaşan bir altın fiyatını gördük. Yani altın da son bu olayla birlikte altında en fazla prim yapan bir enstrüman oldu. Euro da paralelinde aynı hareketi Euro'da da gördük. Euro'da doların yükselmesiyle birlikte kurda da bir yukarı çıkış, paritede de yukarı çıkışla birlikte Euro'nun fiyatını da hızlı bir şekilde yukarı çekti. Bundan sonrasında o zaman dolara bağlantılı olarak Euro'nun seyrini de göreceğimizi mi anlamamız gerekiyor? Özellikle Euro rekor kırdı diyoruz. Evet, Euro bazında da yükselmenin olduğunu görüyoruz. O da aynı seyirde de ilişkilerin devamında gelecek açıklamalarla beraber devam edecektir. Yani biz uzun vadede... Farklı bir hareketlenme olabilir mi? Yani şimdi Euro'nun fiyatını tabii parite de belirliyor. Doların... Fed'in Aralık'ta bir faiz artırımının %80'lere çıkması, bilanço küçültmelerin başlaması doların lehinde bir süreci beraberinde getirecektir. O açıdan Avrupa cephesinde de toparlanmanın olması, o da Fed'in yolunu izleyen bir çizgi içerisinde olacak gibi gözüküyor. Onu öyle görüyoruz o durumu da. Ama paritenin de bu denklem devam ettikçe yani 1.20'lerin üstünde pariteyi de çok göremeyeceğiz gibi gözüküyor. 1.21'lerin üstünde olursa da o zaman daha farklı 25'e 30'a doğru giden Euro'da da hızlı fiyatlama yaptığımız bir süreç olabilir. Ama şu andaki gözüken 20 ile 15 arasındaki bir parite hareketini görmek daha mümkün gibi gözüküyor. Doların kadar yükselmese de Euro'nun da dolar yükseldiği için Euro'nun da fiyatlandığını göreceğiz. Peki bu dalgalanma nereye kadar sürecek? Yıl sonunu nasıl göreceğiz sizce? Yani şimdi bunu bu dalgalanmanın nereye kadar söylemek bir ölçüde şu anda bu fiyatlama Amerika ile karşı karşıya gelen fiyatlama aslında tek başına o fiyatlamada değil gibi gözüküyor. Yani jeopolitik riskler şu anda Suriye'deki bizim dahil olduğumuz bir süreç var. Oradaki bir karşı karşıya gelme diğer anlamda da bir karşı karşıya gelişi beraberinde getiriyor. Bir bütün gibi. Şimdi bu noktada biz Suriye'de işin içerisine tamamen dahil olduğumuzda, Kuzey Irak olayında dahil olan bir duruma geldiğimizde Amerika ile karşı karşıya gelme daha bir ilerlerse o zaman fiyatlama da ona paralel artacaktır. Yani şu anda yatırımcının 3.94'leri çok iyi dikkat etmesi lazım dolarda. 3.95'in üzerinde yani işler kötüye gider. 3.95'ler üzerinde bir fiyatlama olursa o zaman yeni bir durumdan bahsederiz. O zaman da hiç iç açıcı, bizim için iç açıcı olmayan bir süreç var demektir. O da hem faiz açısından hem diğer maliyetler açısından bütün maliyetlerimizi artıran, bizi olumlu etkilemeyen bir süreci beraberinde getirir. Evet, hem açıklamalar bağımında hem onun devamında devam eden ilişkiler ve jeografik konumun aslında nasıl da etkili olduğunu da görüyoruz. Suriye'deki gelişmeler aslında bunların bir bütününe baktığımızda bir denge durumunun olduğunda belki söyleyebiliriz. Peki bu denge durumunda ne oluşur sizce? Yani aynı seyirde girer mi yoksa bu denge durumunun devam etmesiyle beraber yine bu sakinlik neticesi olarak piyasada algılanıp biraz düşüş yaşanacak mıdır? Yani şu anda düşüşü de biz 3.60'ın altında beklemiyorum ben şahsen. Daha yani şu anda 3.60'ın altını çok olanaklı şu havada gözükmüyor. Yani Fed politikasında bir değişiklik olmadıkça yıl sonu bu istikamette faiz artırımı mutlak olacak gibi gözüken bir durum değişmedikçe biz 3.60'ın altını görmeyiz gibi görüyorum ben şahsen.
olmaz diye bir olay yok bu piyasada ama şu anda o politika devam ettikçe o 3.60'ın altı çok olanaklı yılbaşına kadar gözükmüyor. Yani ama bu seyir bir hızlı bir şekilde yükselişler var. Bir de yatay çok dengeli bir şekilde yükselişler var. Yani çok gerilimler yatışırsa dış dünyayla rahatlamalar oluşursa içeride de çok sıkıntılı bir sürece girmezsek jeopolitik riskler anlamında da işte dediğimiz gibi bu 3.90'a doğru bir hareketi 3.95'in üzerinde de bir hareket gözükmüyor. Ama dediğimiz gibi gerilim artar, beklenmedik gelişmeler devreye gider. Karşı karşıya gelip zıtlaşmalar oluşursa da o zaman yatırımcıların algısı değişecektir. Bizden hızlı bir şekilde para çıkışını görmek mümkün olacaktır. O da fiyatları beklenmedik şekilde hareket etmesini o zaman sağlayabilir. Evet, aslında piyasayı konuşuyoruz. Bir de aslında sormamız gereken sorulardan bir tanesi Borsa İstanbul'daki son durum. Özellikle bunu da merak ediyoruz. Aktarmak istesek şu andaki başta başlayan hareketlilik ve şu andaki durum hakkında. Çünkü her gün yine bir açıklama geliyor. Rakamlar bazında bize neler söylersiniz Borsa İstanbul'da? Şimdi borsa tabii doların yükselmesiyle birlikte borsada da iyi bir satış gözledik. 100 binlere yaklaşan bir seviye gördük. Bugün borsada da 103 binlere doğru hareket eden olumlu bir hava var. Bu döviz piyasasının sakinleşmesiyle birlikte borsada da tekrar bir alışı görüyoruz. Ama bu durum böyle çok da kısa sürede çok rahatlayacak gibi de gözükmüyor. Bu kısa sürede rahatlama oluşmasa borsadaki çıkışlarda bir satış fırsatı olarak deneyecektir. Çünkü yabancı yatırımcının satışını orada da görmek mümkün. Yüzlü seviyeler şu anda önemli. Yüzlerin altında da 97'lere doğru bir satış baskısını görebiliriz. Yüzlerin altına kaydığında da şu anda ilk etapta 103-105 noktası var. 105'lerin üstünde biraz olumluluk olabilir. 105'lerin üzerine çıkmadıkça da şu anda satış baskısıyla karşılaşacağız borsada da. Çünkü olumlu gelişmeler borsayı da olumlu etkiliyor. Olumsuz gelişmeler de satışı beraberinde getiriyor. Bugün IMF'nin bir açıklaması vardı. Evet, bu kadar çalkantının ardından aslında beklenen durumun seyrini konuşuyoruz özellikle. Piyasa uzmanları değerlendiriyor. Ne olacak rakamsal bazda? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi 3.60'lar, bunun devamında 3.95'ler. Aslında hep rakamlar veriliyor. Rakamlar üzerinden devam ediyor. Ve IMF'den Türkiye için 2017 büyüme beklentisinin %2,5'ten %5,1'e yükseltti. Şimdi bunu nasıl okumalıyız? Ve bu aslında analiz anlamında beklentinin yükseltmesi bizim için neyi ifade ediyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu beklenen bir olaydı. Yani biz de büyümede önemli bir gelişme yaşadık. Maliye politikalarında parasal genişleme yaşıyoruz. Tabii bunun bir artı tarafı var. Bu işte büyümede bizim için olumlu bir süreç. Bu da algıları değiştirdi. Daha yüksek büyüme rakamlarını bugün IMF'nin de açıklamasıyla o noktada bir olumlu seyir var. Ama bunun bir dezavantajı var. İşte enflasyon anlamında bize bir olumsuz bir görüntü veriyor. Enflasyonumuz yüksek. Bu noktada faizimiz yüksek ama enflasyondan düştüğü zaman enflasyon gerçek faizde döndüğü zaman da çok real bir getiri de şu anda yok gibi gözüküyor. Hem enflasyon cephesinin yüksek olması, faizin de dünyanın en yüksek faizlerinden biri vermemizle birlikte şu anda o cephede de bizde bir eksi nokta olarak da
beraberinde getiriyor. Beraberinde getiriyor diyorsunuz. Peki şimdi kısa vadede ve uzun vadedeki hesaplara bakarsak, piyasa uzmanları evet açıklıyor, rakamları da az önce verdik ama bunun devamında da programın başında söylediğim gibi ilk yaptığımız programda geçen haftalarda dediğimiz gibi olayların seyri bu olacağını tahmin etmeden aslında rakamları vermiştik ve aslında bu seyirde giderse yıl sonunu böyle görürüz. Vatandaşın aslında takip etmesi gereken rakamları da vermiştik ama olayların seyrinin değişmesiyle beraber bu rakamlar tamamen değişti diyoruz. Şimdi yıl sonu nasıl göreceğiz? Hem onu sorayım hem de kısa vadede bizi bekleyen durum nedir? Bunu da eklemenizi isteyeceğim. Çünkü hep yıl sonu hesapları merak ediliyor. Nasıl kapatacağız? Ne olacak şeklinde. Çok fazla bir dalgalanma olmayacağını düşünüyorduk aslında. Ama böyle bir hareketlilikle beraber, ABD'nin yaptığı açıklamayla beraber ciddi bir hareketlilik oldu. Ne bekliyoruz? Tabii ki dış politikadaki etkenler ve Türkiye'nin konumunun çok önemli olduğunu söylüyoruz ama tahminler ne yönde olacaktır? Yani dolar konusuna, dolar noktasında bir tahmin yaparsak, diğerleri de ben işte geçenki şeyde de, sohbetimizde de, geçenki değerlendirmelerde de bahsetmiştim. Hı hı. Yani ben piyasanın yıl sonuna doğru yükseliş içerisinde olacağını, hem dolar kanadında hem altın hem de euro TL bazında bir yükseliş olacağını, euroda ve onsta belki geri gelişler olabilir ama TL bazında doların yükselmesiyle birlikte onlarda da yükseliş olacağını yıl sonuna kadar böyle bir yorumumuz, bakış açımız var. Bunun öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok önemli kırılmalar olmaz, bu gerilimler çok tırmanmaz, bütün bakış açıları ve beklentileri çok olumsuz değiştirmezse, yani şu anda 3.94 dolardaki zirve olarak gözüküyor. Orayı geçmeyiz diye düşünüyorum şu anda yıl sonu itibariyle, ama kırılmalar artarsa o rakamları da geçme imkanları olabilir. O da işte Amerika ile karşı karşıya kalmak, gerilimlerin artması, işte yatırımcıların Türkiye'den uzaklaşması, Türkiye'yi satıp başka alan, başka ülkelere paraları kaydırmaları, hı hı, bizden çok önemli çıkışlar olursa o zaman o seviyelerin üstünde seviyeleri konuşmak mümkün olur. Onun dışında şu anda bir geri iki ileri olmak kaydıyla 3.90'ları hedefleyen, yıl sonu bir 3.94'leri hedefleyen bir piyasayı görmek mümkün gibi görüyorum. Aslında şöyle bir analiz de yapabilir miyiz? Piyasalarda evet biz bir yükseliş bekliyorduk. Sadece olayların seyri, bu olay olmasaydı belki başka bir olayın tekabül etmesiyle beraber yine bu çıkış olabilir mi diyorsunuz bizim için? Yani evet piyasalar yükselecek dedik ama seyri devam edecek dedik. Yani dış politikadaki olayların etkisini de işin içerisine alıyoruz mutlaka piyasalar içerisinde. Yükselişlerin ani olmasıyla beraber akıllara bu soru geliyor. Çok da etken midir? Yoksa bundan sonraki süreçte evet ABD'nin çok büyük rolü olduğunu söylüyoruz. Sürpriz bir durumla da karşılaşabilir miyiz? Evet, özellikle rakam bazında açıklıyorsunuz ama sürprizler olacak mıdır? Yani şu anda ben 30 yıla yakındır piyasa deneyimime özellikle bakınca, geçmişe dayalı olarak, yani şunu söylemek mümkün. Piyasalar yükselecekse bahaneleri satın alıyor. Yani piyasalar yükselmeyecekse o bahaneleri de satın almadığını görüyoruz. Yani yükselmek isteyen piyasada belli şeyler o bahaneleri yaratabiliyor. Şimdi bir yükseliş, yıl sonu bir yükseliş çizgisi, trendin yukarı döndüğü bir süreçte olduğumuz için bu haberlerde çok hızlı bir şekilde fiyatlanmaya başladı. Ama yukarı çıkmayacak bir piyasada bunların bu şekilde fiyatlanmadığını da deneyimlerimiz gereği görüyoruz. Ki bu hızlı bir yükselişi beklemiyorduk şu anda. Böyle bir sürprizle, böyle bir beklenmedik olayla karşı karşıya kalmasaydık böyle bir hızlı bir yükselişi beklemiyorduk. Hı hı. Bu periyodik zaman içerisinde
olabilecek bir yükselişti. Ama o bahaneyi de bulunca hızlı bir şekilde de yükselişler olabiliyor. Şunu da soralım. Şimdi yatırımcının aslında bu durumu avantaja çevirme meselesini de soralım hemen sizi yakalamışken. Neyi beklemesi gerekiyor? Hangi sinyaller onun için bir mesaj özelliği taşıyacak? Yani şu aşamadan itibaren yani çok risk almak demek kazanç kadar kaybın da olduğu anlamına gelir. Ama şu anda geri gelişler alma dolara ihtiyacı olan alma durumunda olanlar geri gelişler bir alım fırsatı olarak şu anda gözüküyor. Ama çok hızlı piyasalarda hareketlerde müşterilere kazanç yerine zararlar da verebilir. Panik halinde hareket etmek de bu piyasada çok doğru bir iş değil. Daha soğukkanlı, daha sakin hareketler daha olumlu sonuçlar yaratır diye düşünüyoruz. O açıdan panik hareketlerden kaçmalarını da tavsiye ediyorum. Evet, risk alabileceklerini söylüyorsunuz. Böyle bir hareketlenme içerisinde eğer yatırım yapacaklarsa, bunu bir avantaja çevirmek istiyorlarsa diyoruz. Dolar seyrine mi bakmaları gerekiyor? Onu da hemen altını çizelim. Olur mu? Çünkü dedik ki evet, dolarla beraber hareket eden bir piyasa olduğunu söyledik. Dolar seyrinde baktıkları hareketlenmenin durumuna göre mi hareket etmeleri gerekiyor? Tabii şu anda biz ona seviye verdik. 3.65'ler şu anda en dikkat çektiğimiz rakam bu. 3.65'ler önemli. Burası bir destek noktası. 3.65'lere yaklaştıkça maliyet yapılabilir. 3.65'lerin altına kalırsa da 3.60-15'li seviyeler önemli gözüküyor. Oralarda 3.65'lerin altında kalınca da 3.60-15 seviyelerinde maliyet yapmaları daha az risk unsuru taşıdığını görüyoruz. Yani bu geri gelişler dolar borcu olan almak isteyenler için de bir fırsat gibi gözüküyor. Evet, 3.65 rakamına dikkat çekiyorsunuz. Son olarak altının seyrini de soralım. Onu da atlamadan ekleyelim efendim. Şu anda altın 150, bugün itibariyle 152-153 seviyelerinde görüyoruz altını. 150'nin üstünde önceki zirvesi olan 155 seviyesi var. 155'i kırarsa o zaman 160 hedefi haline gelecektir. 150'nin altına kaydığında da 145'ler şu anda kısa vadede bir altta destek noktası olarak gözüküyor. Şu an itibariyle, bugün itibariyle de 150 üzerinde bir taban oluşturmaya çalışıyor altın gördüğümüz kadarıyla. Toparlarsak aslında hepsine bir başlık ayırmaya çalıştık ama buradan piyasanın aslında son durumuna tekabül eden ilerleyen süreçte evet, dış politikadaki açıklamaları bekliyoruz. Konum itibariyle aslında bir dengenin sağlandığını söylüyoruz. Ve piyasalarda aslında sene sonuna kadar bir hareketlenme olacağının özetini de geçtik, zaten bekliyorduk. Ama olayların seyriyle beraber hızlı bir hareketlenme olduğunu da söylemiş olduk. Son notlarınızı alalım, sonrasında toparlayacağız programı. Yani sonuç itibariyle yani rakamlar, bu rakamlara dikkat etmelerinde fayda var. Yani parite olarak paritenin yükselişi dolara geçmek için de bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Çünkü şu tablo bozulmadıkça paritenin de 20'lerin üstünde kalması çok olanaklı gözükmüyor. İşte 18, 19, 20'lere doğru paritedeki hareketlenmede de Euro'dan dolara geçmek için bir fırsat olarak gözüküyor. İşte bu noktada geri gelişleri alış olarak kullanmak daha mantıklı, daha az risk olarak gözüküyor. Yani çıkışlarda da panik hareketlerden kaçınmakta fayda var diye diyorum sonuç itibariyle. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi ilk yaptığımız programdaki analizler ve devamında bekliyoruz haberlerin gelişimini şeklinde diyelim efendim. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Bugünlük noktalıyoruz satır başını. Yarın tekrar 17.30 itibariyle buradayız. Hoşçakalın, mutlu günler.